Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf tartma konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar biz büyük kütleleri, çok büyük kütleleri tonla, daha küçüklerini kilogramla, kilogramdan küçük olanları gramla, çok çok küçük olan kütleleri ise miligramla tartarız. Bu dersimizde arkadaşlar ton, kilogram ve gram, miligram dönüşümlerini nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde ise bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ağırlık ölçüleri ton, en büyüğü ton, tondan bir küçüğü kilogram, 1000 kilogram bir ton yapıyor arkadaşlar. Bir ton bir kilogram var eder. Gram arkadaşlar 1000 gram bir kilogram yapıyor. Miligram arkadaşlar 1000 miligram bir gram yapıyor. Ağırlık ölçüleri arkadaşlar biner biner azalı biner biner büyür. Biz tondan aşağıya doğru indikçe yani küçüldükçe birbirine çevirmek için binle çarparız. Yukarıya doğru yani daha büyük bir ağırlığa dönüştürmek için ise bine böleriz arkadaşlar. Şimdi örnekler yapalım. Nesneleri tartma kilogram, gram ve miligram da oluyor arkadaşlar. Nesnelerin kütlesini ölçme birimi gramdır. Gram kısaca küçük g ile gösteriliyor arkadaşlar. Kilogram gramın 1000 katıdır. Kilogram kısaca kg ile küçük kg ile gösterilir. Gram miligramın 1000 katıdır. Miligram kısaca küçük mg ile gösterilir. 1 kilogram 1000 gram, 1000 gram 1000 miligramdır arkadaşlar. Arkadaşlar terazilerin dengede kalabilmesi için biz kütleyi teraziyle veya baskülle kantarla tartarız arkadaşlar. Biz kütleyi eşit kolu teraziyle tartarken arkadaşlar bir kefesine 1 kilogram koyduk. Diğer kefesine 850 gram koyduk. Dengede olabilmesi için boş kutunun içine ne kadar gram koymalıyız? Arkadaşlar 1 kilogram 1000 gram. 1000 gramdan 850 gram çıkarsak 150 gram koyduğumuzda bu terazimiz dengede kalır. Arkadaşlar 1393 gram koyduk bir kefesine. Diğer kefesine ise 1 kilogram koyduk. Eşitlenebilmesi için ne olmalı? Arkadaşlar 1693 gramla diğer kefe eşit olması için 1 kilogram 1000 gram eder. Burada 693 gram koyduğumuzda 1693 olur ve birbirine eşitlenir. Yani biz boş dikdörtgenin içerisine 693 gram koymalıyız. Arkadaşlar 4 ton bir kefesine koyduk. Diğer kefesine 3200 kilogram koyduk. Buranın da eşit olabilmesi için, dengede olması için 4 ton olması gerekir. 4 ton 4000 kilogramdır arkadaşlar. O halde 4000 kilogramdan 3200 kilogram çıkarırsak 800 kilogram koyduğumuzda terazimiz dengelenir. Yine arkadaşlar 6730 miligram koyalım bir kefeye. Diğer kefede 6 gram olsun. Arkadaşlar eşit olabilmesi için 6 gram 6000 miligramdı. 730 miligram daha koyduğumuzda arkadaşlar buraya ne olacaktır? Dengelenecektir. Bu kefeye 1 gram koyduk arkadaşlar. Diğer kefeye 392 miligram koyduk. Eşitlenebilmesi için arkadaşlar 1 gram 1000 miligramdı. 1000'den 392 çıkarsak 608 miligram daha koyduğumuzda bu eşit kollu terazimiz dengelenecektir. Aşağıdaki nesneleri ölçülebilecekleri ölçme birimleriyle eşleştirdiğimizde arkadaşlar gemi tonla, pimpon topu gramla arkadaşlar, bir adet ekmek gramla, 200 gramdır arkadaşlar, 250 gramlar da var. Kamyon tonla arkadaşlar, basket topu gramla, çay kaşığı gramla, bir çuval pirinç kilogramla, vitamin hapı ise arkadaşlar miligramla ölçülür. 85 gram, 55 miligram kaç miligram ettiğini şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. 1 gram 1000 miligramdı. 85 gram, 85 ile 1000'i çarptığımızda arkadaşlar 85.000 miligram eder. O halde 55 miligram da burada vardı. Topladığımızda 85.055 miligram eder. Etkinliklerle devam edelim. Dönüşümler arkadaşlar. 5 kilogram bir de 30 gram kaç gram eder diyor. Arkadaşlar 5 kilogram 5000 gram eder. 5 ile 1000 ile çarpıyorduk. Artı 30 gram ne yapacaktır? 5030 gram edecektir. 13 kilogram 1000 ile çarptığımızda 13.000 kilogram artı 20 gram 13.020 gram edecektir arkadaşlar. 33 kilogram 33.000 gram eder. 5 gram daha 33.005 gram eder. 65 kilogram
ve 980 gram kaç gram edecektir? Arkadaşlar 65 bin gram eder, 65 kilogram artı 980, 65.980 gram edecektir. Ölçümleri istenilen birimler cinsinden yazalım. 5 gram artı 125 miligram, miligram cinsinden istiyor arkadaşlar. 5 gram 5000 miligram artı 125, 5125 miligram eder. 183 gram 183.000 miligram eder. Artı 65 daha 183.065 miligram. 70 gram 70.000 miligram eder. 200 gram daha miligram daha 70.200 miligram. 3 gram 3000 gram miligram eder. 785 miligram da 3785 miligram eder. Arkadaşlar verilen ölçümleri istenilen birimler cinsinden yazalım. Şimdi arkadaşlar gramı kilograma çevirirken 1000'e bölüyorduk. Yani arkadaşlar burada 6000 varsa, 6784 gramsa bu 6000 ne yapacaktır arkadaşlar? Kilogram olacaktır. Buradaki 6 kilogram olacaktır arkadaşlar. 6000 olduğu için 6 kilogram olacaktır. Ve arkadaşlar geri kalan da 874 de gram olacaktır. O halde arkadaşlar 6 kilogram ve 874 gram. Burada 8006 miligram gram ve miligram cinsinden istiyor. 8 arkadaşlar burada parantez içine alırsak burada 8008 gram edecektir. Ve 6 miligram 8 gram 6 miligram. Burada arkadaşlar 2018 2000'i 1 kilogram edecektir. 2000 gram 2 kilogram edecektir. 18 gram da buraya yazılacaktır. Yine arkadaşlar 1584 miligram gram 1 miligram 1 gram edecektir arkadaşlar. 584 miligram da buraya miligram tarafına yazılacaktır. Arkadaşlar ton ve kilogram arasındaki ilişkiye bakalım. Kilo 1000 katı demek arkadaşlar. Mesela kilometrede metrenin 1000 katıydı. Kilogramda da gramın 1000 katı arkadaşlar. Ton ise kilogramın 1000 katıdır. 1 ton 1000 kilogramdır. Ton kısaca küçük T harfiyle gösterilir. Örnek yapalım arkadaşlar. 6 ton 286 kilogramdan 2860 kilogramı çıkarmak için biz tonu öncelikle kilograma çevireceğiz. 6000 kilogram eder. 6286 kilogramdan 2860 kilogramı çıkaracağız. Arkadaşlar hemen çevirdiğimizde 6286 kilogramdan 2860 kilogram çıkardığımızda 3426 kilogram kalır. Arkadaşlar buradaki 3000 kilogram 3 ton edecektir. 426 da kilogram şeklinde kalacak. Ne örnek yapalım arkadaşlar? 12 ton 920 kilogramla 5 ton 380 kilogramı toplamak için biz bunları ne yapalım? İlk önce kilograma çevirelim arkadaşlar. Daha sonra toplayalım. 12.920 kilogram 5.380 kilogram topladığımızda arkadaşlar 18.300 kilogram eder. 18.000 kilogram arkadaşlar 18 ton edecektir. Geri kalan 300 kilogram kilogram şeklinde kalacaktır. 18 ton 300 kilogram şeklinde yazabiliriz. Etkinlik yapalım arkadaşlar. Dönüşümleri yapalım. Arkadaşlar kilograma çevirdiğimizde 3 ton 3000 kilogram 786 kilogram da 3786 kilogram edecektir. 52 ton 52.000 kilogram artı 74 kilogram da 52.074 kilogram. 1 ton 128 kilogram 1 ton 1000 kilogram arkadaşlar. 128 daha 1128 kilogram. 17 ton 17.000 kilogram artı 980 kilogram da 17.980 kilogram. 5 ton 5.000 kilogram artı 5 kilogram da 5.005 kilogram. 120 ton 120.000 kilogram artı 680 kilogram daha 120.680 kilogram. 14 ton arkadaşlar 14.000 kilogram artı 98 kilogram da 14.098 kilogram olarak yazılır. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki dersimizde ağırlık ölçüleriyle ilgili problem çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.